Merhabalar, değerli arkadaşlar, hepinize bol kazançlar diliyorum. Fibobul YouTube kanalından bir hisse analiz videosu ile daha birlikteyiz. Bu videoda hangi hisseyi seçtim, neye göre seçtim, neden seçtim, kısaca ondan bahsedeceğim, daha sonra hissemize geçeceğiz. Şimdi yine e, temel analiz anlamında iyi bir yerde olmasını istiyorum bu hissenin tabii ki doğal olarak. En azından hem kısa hem orta hem de uzun vade bizi üzmeyecek bir hisse olmasını istediğim için bunları yapıyorum. Ama bu kez biraz daha farklı bir filtre yöntemi kullandım. Biraz daha ne diyelim e, borçluluğunu azaltıp karlılığını artıran şirketlere yönelmek istedim. Bu yüzden aslında öz kaynak varlığını artıranlardan çok bu kez de net borcunu azaltanlar e, şeklinde bir filtre ile yola çıktım değerli arkadaşlar. Attığım filtrede net borcunu azaltanlar, bakın ikinci madde yatırımlarını yıllık oranda artıranlar, Yatırımlarını çeyreklik oranda artıranlar, esas faaliyet karını yıllık oranda artıranlar ve yine esas faaliyet karını çeyreklik oranda artıranlar şeklinde bir filtre oluşturdum. Neden böyle bir şey yaptım? Dediğim gibi biraz daha e, önümüzdeki dönemdeki bilançosunun iyi gelmesini umduğumuz yatırımlarını artıran büyüme oranı biraz daha fazla olabilecek diğer hisselere göre bir hisse senedi seçmeyi düşündüm çünkü zaten borsamızda yükselişle beraber birçok hisse güzel ivme kazandı. Ancak tabi şirketlerin yatırımları ne durumda, borçları ne durumda? Biraz bunlar bazen gözümüzden kaçabiliyor. Bu sebeple net borcunu azaltıp yatırımlarının da aynı zamanda hem borç borçlarını kapatıyorlar, hem de yatırımlarını artırıyorlar şeklinde bir filtre attığımda burada bu hisseler karşıma çıktı. Şimdi bu hisselerde. Den de aslında girip bir incelediğimde hani nedir ne değildir diye dikkatimi intem, intama, inşaat ve tesisat malzemeleri hissesi e, dikkatimi çekti değerli arkadaşlar. Şöyle bir içine girip incelediğimde de e, neden dikkatimi çektiğimi birazdan sizler de göreceksiniz. Şimdi hissenin özeline bir girelim. Önce e, tabii şirketin bir e, internet sitesine her zaman olduğu gibi bir giriş yaptım. Tabii az çok biliyorsunuz reklamlardan vesaire duymuşsunuzdur. Intema. Intema Eczacıbaşı gruba bağlı olarak faaliyet yürüten bir şirket değerli arkadaşlar. Burada diyor ki 1997 yılında önemli yapısal değişiklikler yaşamış diyor ama kuruluşu biraz daha eski ve halka arzı biraz daha eski yıllara dayanıyor. Burada biraz daha işin reklam kısmı var. Buralara girmeyeceğim ancak şurada sıkça sorulan sorular kısmında biraz daha şirket hakkında tarihi ve detay bilgilere sahip olabileceğiz değerli arkadaşlar. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Intema şirketi 1 Ağustos 1978 yılında kurulmuş ve 1990 tarihinde de halka arz olmuş. Tabi biz de Intem kodu ile işlem görüyor bunu az çok biliyorsunuz zaten ve işlem gördüğü pazarda ana pazar, ana pazarda işlem görüyor. Faaliyet alanları seramik sağlık gereçleri, tamamlayıcı ürünler ve gömme rezervuarlar, armatür, banyo mobilyaları, banyo aksesuarları, seramik karolar, Küvet ve duş sistemleri, ders dolgu malzemeleri Türkiye çapında satışlarını e, yapan bayiler var. Yine banyo mutfak yenileme pazarına yönelik ürün ve hizmetler sunuyor. Bunların proje ve tasarımların ile e, karlılığını artıran bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bağlı olduğu grup dediğim gibi güçlü bir grup. Arkasında güçlü bir grup var. Eczacıbaşı e, grubu var arkasında. Bunu da antiparantez söylemek istiyorum değerli arkadaşlar çok fazla buradaki detaylarda boğulmadan bu burayı kapatıp hemen e, temel temelleriniz bize ne söylüyor? Elimizde ne var bu hisseyle ilgili? Bunlara bakacağız. Şirket bilgilerine bakalım. Yine az önce ben özetlediğim şeyleri zaten e, söylemiş burada işte Eczacıbaşı Yatırım Holding ile Eczacıbaşı Holding Anonim Şirketi arasında payları dağılan bir şirket. Hemen özet raporuna bakalım. Özet raporunun tabii e, son şuradaki e, 2022-2023 6 bir senelik oranlara göz gezdireceğiz. Bir senelik oranlarda satışlarının %91 arttığını görüyorum. Brüt karının %89 arttığını, esas faaliyet karının %67, yüzde %105 ve net dönem karının da %72 arttığını görüyorum. Son bir senede, son bir senede gerçekten çizdiği e, grafik gayet güzel, karnesi gayet güzel bir e, duruşta şu anda. Peki sağa geçelim. Burada da 2023 3 ve 2023 6 şeklinde çeyreklik dönemler var. Burada dönem varlıklar %45, duran varlıklar %8, finansal borçlarını bakın, finansal borçlarını %19 oranında azalttığını görüyorum. Net borçlarını %49 oranında azalttığını görüyorum ve öz kaynaklarını da %34 oranında artırdığını görüyorum değerli arkadaşlar. Şöyle bir tabloya baktığımızda da çeyreklik satışların arttığı Pavo'nun arttı ve Çelik'in netkarında arttığı bir tablo ile birlikteyiz. Hemen çarpanlarına bakalım. Çarpanlarda FK 17, Favök 11, piyasa değeri, defter değeri 10.11 ve PEC oranı 0.18 olduğunu görüyoruz. Birazdan sektörüyle kıyaslayacağız bunları. Böyle bakmak çok manidar olmayacaktır. Şirket detaylarına bakalım. Fiili dolaşım oranı yani halka açıklık oranı %14 civarında. Gayet güzel bir oran bu. Hisse başına kar, kar. 9,70'te 74 konuşamadım ve piyasa değeri 3 milyar 217 milyon 320 bin şeklinde fiyatlanmış. Sektörde bağlı bulunduğu sektör toptan ve perakende ticaret sektörü. Birazdan bu sektörün de zaten ticaret <laughs> sektörünün de grafiğini inceleyeceğiz. Peki bir de son gelen bilançosuna bakalım. Ben buradaki tek tek tüm rakamları okumayacağım. Çok bir anlam ifade etmeyecektir. Ama dönem varlıklar başlığı altında Toplam dönem varlıklara doğru yani şuradaki tüm hesaplamaların en son haline ineceğiz. Toplam dönem varlıkların ee, evet bundan önceki çeyreğe göre %45 arttığını görüyorum şu anda. E, gayet güzel artışlar devam ediyor yani gördüğünüz gibi. <laughs> dönem varlıklar yani şirket kendi kaynaklarını kendi dönem varlıklarını artırıyor adı üstünde. Duran varlıklarda ne yapmış? Toplam varlıklara geçelim aşağı. Evet duran varlıklarda da yani sabit varlıklarının da %43 oranında artırdığını görüyorum. Yani şirket işte bu da aslında yeni yatırım kulvarları açmak için duran varlıklarının da artırdığını söyleyebiliriz. Kısa vadeli yükümlülüklerde bir sıkıntısı var mı diye baktığımda evet finansal borçları bakın burada finansal borç miktarını biraz azaltmış. Bunun da en sonuna gelelim. Toplam kısa vadeli yükümlülükler evet toplam kısa vadeli yükümlülüklerin bir miktar arttığını görüyoruz şu anda. Geçelim uzun vadeli yükümlülüklere. Uzun vadeli yükümlülüklerde de bir azalış var. Uzun vadeli yükümlülüklerde ciddi bir sıkıntı şu anda görünmüyor. Peki. Evet buralarda da toplam öz kaynaklarda da bakın artışlar var. %34 civarında ve toplam kaynaklarda da %43 civarında bir artış olduğunu görüyorum şirkette. Peki FK'sına falan baktık. Bir de bunun e, önce bir gelir tablosuna bakalım. Daha sonra kendi sektörüyle kıyaslayacağız. Gelir tablosunda da yine buradaki işte ticari faaliyetlerden gelen bürüt kar zarar vesaire bunları geçeceğim. Çünkü en son bizim için bürüt kar zarar olayı önemli. brüt kar zararda da çeyreklik bazda %98 oranında bir artış yaşadığını görüyorum. Faaliyet kar zararında da %155 oranında bir artış geldiğini görüyorum. Evet yatırım faaliyetleri tabii yatırım faaliyetlerini artırdığını zaten attığımız filtreden anlamıştık. Yatırımlarını artıran bir şirket bu şu anda incelediğimiz intem şirketi. Peki şöyle bir gelir tablosuna da genel göz gezdirdik. Rasyonelizine bakalım bir rasyonalizde. Cari oran 1.10, likidit oranı 1.05, nakit oranı da binde şeklinde görüyorum. Güzel yani nakit oran biraz az ama nakit oranın az veya çokluğu biraz daha yoruma dayalıdır. Nakit oranın çok olması elinde para tuttuğu ve bir yatırıma yönelmediği anlamda taşıyabilir. Tabi biraz daha dediğim gibi bu konular yoruma dayalı konular. Ama genel kural şeklinde hani cari oran ve likidit oranının birinin altında olmaması birinin altında olmadığını, birinin üzerinde seyrettiğini görüyorum. Ve yine ikinin de üzerinde olmaması olumlu olarak karşılanıyor genel analizi e, analiz itibariyle. Şu anda bunun da bu anlamda makul bir seviyede olduğunu görüyorum değerli arkadaşlar. Kaldıraç oranları finansal borç oranı %1,06, kaldıraç oranı %88,76 olduğunu görüyorum. Geçmiş dönemde şöyle baktığımda kaldıraç oranların anlamında hemen hemen aynı periyotta, aynı seyirde devam ettiğini görüyorum değerli arkadaşlar. Peki karlılıklarına bakalım. Aktif karlılığını, aktif karlılığını dönemsel olarak artırmış mı? Evet aslında bu, buralarda artırmış ama son dönemde aktif karlılığı biraz azalmış aslında. Bu bir sadece eksi olarak e, yazılabilir. Net kar marjında, evet net kar marjında bir artış var. Şu anda özel özellikle dediğim gibi ben hani bundan önce analiz yaptığım hisselerde tamamen buralar e, böyle full yeşil oluyordu. Ancak bu kez biraz daha Yatırımlarını artıran ve güzel bir bilanço sunma ihtimali olan bir şirket seçmek istediğim için bu tip oranlarda karşımıza çıkması kadar doğal bir şey olamaz diye düşünüyorum. Şimdi rakipleriyle bir kıyaslayacağız önce. FK'sına falan bir bakacağız rakipleriyle ne durumda diye. Evet şimdi bizim intem hissesi <laughs> şurada. Bakın FK oranı 17, piyasa değeri, defter değeri 10. 17'ye 10. Peki aritmetik ortalamaya bakacağız önce. Aritmetik ortalamada sektöründe içinde bulunduğu sektörün FK oranı 23.36. Yani içinde bulunduğu sektöre göre bunun da 17 olduğuna göre içinde bulunduğu sektöre göre ucuz olduğu söylenebilir aritmetik ortalamaya göre. PDDD oranı 5,77 imiş sektörün ve Intem'in de 10,11 sadece PDDD anlamında bir tık daha üzerinde seyrettiğini söyleyebiliriz. Evet, eee oranı 536. İntemin ise 11,01. Tabi dediğim gibi işte bu ağırlıklı ortalama e, sektörde ağırlığı bulunan şirketlere göre farklı hesaplamalara sahip. Ama genel itibariyle bu anlamda da ben ciddi anlamda bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Takasına geçelim. İntemin takasına geçelim. Evet 29 Eylül itibariyle iş yatırım menkul değerlerin elinde şu anda 7 milyon e, civarında bir lot olduğunu görüyorum arkadaşlar. 7 milyon evet. Artış azalış grafiğine baktım. Peki şöyle bir e, genel şu alana bir göz gezdirdiğimizde bakın. 6 aylık, 3 aylık, aylık, haftalık ve günlük sürekli yeşil. Yani sürekli bir şekilde e, lotlarını artıran alım yapmaya devam eden bir kurum. Garanti yatırım menkul kıymetler aşıymış. Şöyle baktığımızda zaten sayıyı artırdığını görüyoruz. Ve burada dikkatimi çeken aslında Citibank. Citibank yabancı AŞ. Citibank e, biliyorsunuz bu yabancı kurumların e, spekülasyonu açık olduğu vesaire ve piyasada spekülasyon yarattığı şeklinde bazı e, fikirler de var. Ancak şu anda Citibank'ın Intem hissesi üzerinde sürekli bir e, alış pozisyonunda olduğunu görüyorum. Grafiğini açalım zaten göreceğiz şimdi. Evet, grafiğinde sürekli olarak lotlarını özellikle Haziran ayından sonra lotlarını sürekli artırdığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Peki şöyle bir günlükte ne olmuş? En son neler? iş yatırım yine e, alım yapmaya devam etmiş günlükte. Citibank'la birlikte 6 aylığına bakalım. 6 aylıkta yine Citibank önde. Tacirler ikinci sırada olduğunu görüyorum. Peki aylık yabancı takas değişimine bakalım çok uzatmadan. Aylık yabancı takas değişiminin bakın Ağustos ayı itibariyle ne kadar yükseldiğini görüyorsunuz. Muhtemelen bu da yine Citibank'tan kaynaklanıyor olabilir. Yabancılar da şu anda bu hisseye girmiş durumdalar. Temmuz'da da artmış zaten. Haziran ayında bir azalış gelmiş. Zaten Haziran ayından sonra e, bir yükseliş yaşayacaktı ise diğer tüm hisselerde olduğu gibi Temmuz ve Ağustos aylarında da yükselişin geldiğini söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi e, bir de şuna bakacaktık. Kendi sektörüyle bir kıyaslama yapacaktık bunun. Evet şimdi finansal borç oranı bu gördüğünüz sarı çizgi intem hissesini temsil ederken toptan ve perakende ticaret sektörü de bakın mavi olarak ekranımıza yansıdı. Evet finansal borç oranında kendi sektörünün altında seyrediyor. Güzel. Kaldıraç oranında kendi sektörünün bir miktar üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Faaliyet etkinliğe bakalım. Aktif devir hızında. Aktif devir hızında kendi sektörünün altında. Alacak devir hızında. Kendi sektörünün altında borç devir hızında. Aynı stok devir hızında da kendi sektörünün bir tık daha altında seyrettiğini söyleyebiliriz. Karlılığına bakalım. Bu daha önemli aslında. Bu incelediklerimize göre. Kendi sektörüyle karlılığa bakalım. E, nasılmış. Evet kendi sektörüyle aslında e, geçtiğimiz dönemde hemen hemen paralel bir yapıda devam etmişler. Şu anda e, biraz daha sektör hissemizin biraz daha önünde olduğunu söyleyebiliriz. Brüt kar marjında ise evet brüt kar marjında ise e, hissemizin daha yukarıda olduğunu ve biraz fark attığını görüyoruz. Çeyreklikte de aynı şekilde güzel bir yükseliş kendi sektörüne göre bir fark attığını, Fabrik marjında kendi sektörünün üzerinde olduğunu çeyreklikte hemen hemen aynı olduklarını görüyorum ve hisse başına kar anlamında da hisse başına kar anlamında da kendi sektöründen daha ileride olduğunu görüyorum. Intel'in hisse başına karı şu an 9.74. E, sektörün ortalaması da 6.01 imiş değerli arkadaşlar. Başka dediğim gibi ben biliyorsunuz bu temel analiz verilerine çok boğulmuyorum. Hemen temel bilgileri size vererek teknik analizine geçeceğim. Sizleri daha fazla sıkmak istemem. Peki e, karnesi 2023 6. ay dönemine ait olarak karnesinde karlılığı 6 üzerinden 3, büyümesi bakın zaten ben attığım filtrede biraz daha bunu önem vermiştim. Büyümesi 6 üzerinden 6 ve borçluluğunun da 6 üzerinden 4 olduğunu görüyorum. Benim için kabul görüle, görülebilen miktarlar kabul görülebilen bir karnedir bu arkadaşlar. Bu arada şöyle bir e, bu konuda duyarlı olanlara katılım endeksine bağlı bir e, hisse olduğunu da söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Peki e, sermaye artırmaları temettüler konusuna çok girmeyeceğim. Anlatmam gereken şeyleri temel analiz anlamında anlattığımı düşünüyorum. Şimdi artık teknik analiz zamanı. Evet tabi e, hissemiz ticaret endeksine bağlıydı. Yani biz ticaret endeksine bağlıydı. Biz ticaret endeksinde güzel yükselişler Haziran ayında gelmeye başlamıştı zaten. Ve e, şu an tabi günlük grafikteyiz. E, 16.866 puanı bir türlü yukarı kıramadığını ve bu, bu alandan teknik anlamda bir red yediğini görüyorum ancak bu kez de geri planda yaptığı burada aşağıda yaptığı bir dip noktası var. Ve yine e, günlük yapıda da günlük bazda da e, oluşturduğu son dip alanı burası olduğu için market yapısı anlamında bullish market yapısı anlamında boğa devam ediyor. Ne zaman 16.141 aşağı kırılmadığı sürece sektörde e, ciddi bir sıkıntı teknik anlamda görmüyorum. Bunda bir antiparantez biz ticaret endeksini sizlerle paylaşmak istedim. Bununla da işimiz bitti ve dağlaşalım hemen. Peki şimdi geldik hissemizin durumuna. Haftalık grafikte başlayacağız. Ben analizlerimi her zaman haftalık başlarım. Büyük tabloyu sizlere daha iyi gösterebilmek için. Şöyle bu uzaklaştığımızda zaten güzel bir şekilde işte ne görüyoruz? Swing nokta anlamında yaptığı güzel tepeler anlamında yükselişine devam ettiğini görüyoruz. Tabi burada bir düşüş olmuş. Burada yine market yapısı anlamında şu alanı yukarı kırdıktan sonra haftalık bazda yükselişine devam ettiğini görüyoruz. Benim şu anda çizimlerim hazır. Sizleri bekletmeyeceğim o yüzden Peki haftalıkta ben nelere dikkat etmişim? Bunları bir açalım ve sizlerle paylaşmaya devam edelim değerli arkadaşlar. Haftalıkta önce şu FIP düzeltmesini bir kapatalım. Ona birazdan geçeceğiz. Peki haftalıkta işte bakın burada 10 Ocak 2022 itibariyle yaptığı tepeyi bir türlü kıramıyordu ve bundan sonra aşağılarda oyalanmaya devam ediyordu ise ne zamana kadar? Bakın 5 Aralık 2022'de yeniden buraya bir ziyaret yeniden bir ret yemişti. Ancak 10 Temmuz 2023 itibariyle buradaki bu simik noktayı e, hacimli güzel bir şekilde kırdığını görüyoruz. Peki kırdıktan sonra ne yaptı? Bakın haftalık grafik bu antiparantez söyleyeyim. Yani burada 2 hafta var. Yani şurada da 1 ay var yani burası uzun bir dönem aslında. Görece uzun bir dönem. Dolayısıyla burayı yukarı kırdıktan sonra bir de bu kırdığı alana bir retest. retestten sonra yukarı bir vuruş geldiğini görüyoruz hissenin teknik yapısı itibariyle. Dolayısıyla neden bunu anlatıyorsun sen bana? Şu yüzden olası olumsuz durumlarda 114-121 hattının güçlü bir destek hattı olarak çalışmasını kendi adıma beklerim de o yüzden anlatıyorum size bunu. Evet. Ee, bir de şurada şöyle oluşan bakın şuradan başlayan bir hareket var. Yukarı doğru bir ivme hareketi var. Burada artık buradan şu alandan reddedikten sonra bir ne oluşturdu benim için? Bu bir Yükselen trend hattı oluşturdu. Yani fiyat buraya geldikten sonra red diyor. Artık bu hat benim için yükselen bir trend hattıdır. Peki bunu anladık. En son ne yaptı? Yeniden bu çizginin üzerine geldikten sonra bu hafta ve iki hafta önce bu alana bir ziyaret geldikten sonra yeniden bir red yeme durumuna başladığını görebiliyoruz. Şimdi tabii teknik açıdan şöyle iki mumu eşit bir şekilde görenler Hemen zaten burada bir acaba eşit tepeler ihtimali var mı? Bir eşit tepeler riski var mı? Bunu konuşmakta haklılar, mantıklılar. Ancak bunu biraz daha günlük grafikte görmekte fayda var. Ancak haftalık bazda bakın şöyle bir e, yukarı doğru gittiğimizde şöyle bir uzaklaştığımızda hissenin evet güzel bir şekilde yükselmeye devam ettiğini ve e, ne diyelim favori hisselerden biri olduğunu söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Peki şurada haftalıkta bakmadığımız bir FIP olayı vardı. Bir de buna bakacağız. Ondan sonra günlükle devam edeceğiz. Şimdi bunu da aslında hani şu an bir geri çekilme var mı konusu da aslında kafalarda bir soru işareti ya. Bu hissede bulunan hissedarlar için aslında biraz da bu analizi yapıyorum. Şu anda yaptığım analizi. Bakın bu alan dip alan, bu alan tepe alanı ve bu alanda bir dönüş alanı şeklinde bir trend temelli Fibonacci çalışması yaptığımda da 1618 seviyesinden yani Fibon'un Golden Zone altın bölgelerinden bir tanesi olan 1618 seviyesinden geri çekildiğini görüyorum arkadaşlar. Şu an 1618 seviyesine iğne atıp geri çekiliyor. İğne atıp geri çekiliyor. Yani 176,6'nın üzerine çıkamadığını görüyoruz. Evet 161'in üzerine çıkabiliyor. Bu alanın üzerine çıkabiliyor bu bandın. Ancak bir üst kata bir türlü çıkamıyor. 176.6 üzerine Haftalık bir kapanış gelmesi durumunda önü yeniden açılacaktır diye düşünüyorum. Peki bu fibi sadece buradaki hattı belirtmek için mi çizdim ve bunun için mi size bunu anlatıyorum? Hayır arkadaşlar aynı zamanda işte önümüzdeki hafta da yakın hafta da takip edebilirsiniz 161 altına inmemesi haftalık anlamda İnerse 153 takip edilmesi için ben bunları anlattım haftalık mum anlamında arkadaşlar 153 ve 161 hattının bir destek hatta olduğunu düşünüyorum. Eğer bu hattın da altına kırması durumunda analizi bir güncellemek gerekecektir. Bunda da antiparantez söylemek istiyorum sizlere. Haftalık incelememizi geride bıraktığımıza göre artık haftalıktan sonra 4 saatliğe kadar ineceğiz bu arada. Günlükle özür dilerim günlükle devam edelim. <laughs> günlükle devam edelim analizimize. Şunları bir açalım bakalım nasıl çalışmalar yapmışız biz. Ben böyle hepsini bir arada sunmuyorum ki en azından bir karmaşa oluşmasın. Karmaşayı ben çok sevmiyorum teknik analizde. Ben biraz daha sade çalışmayı seviyorum. Bilenler biliyorlar. Bakın günlük grafikte gayet sade bir çalışma. Burada çizilen değerlerde zaten gözünüzün önünde. Gözünüzün önünde olan şeyler ne arkadaşlar? Evet buradaki yeşil yukarı ok mumları. Bu yeşil yukarı ok mumları neyi ifade ediyor? Teknik analiz anlamında bir yükselen dipler yapısı. Evet bakın hatta burada da varmış. Yani şu alanda da Yine bir e, yükselen dip varmış bu alanda da, onu çizmemişiz. Yani bir dip, bu bundan daha yüksek bir dip, bu bundan daha yüksek yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip. Yani sürekli yüksek dipler, e, yabancı kaynaklarda da higher-low diye geçiyor değil mi bu? Higher-low, higher-low şeklinde devam eden bir yapı olduğunu görüyorum. Tabi yükselen dip varsa bir de ne vardır arkadaşlar? Yükselen tepeler vardır ve zaten yükselen dipler ve yükselen tepelerde bir ivme, bir hareket ve bir yükseliş getirir değerli arkadaşlar. Aynı burada olduğu gibi. Peki yükselen dipler gelirken son yapılan tepeleri, son yapılan swing noktaları, salınım alanlarını eğer yukarı doğru kırarsa ve bir mum kapanışı gelirse benim için bu yapı market yapısı anlamında takip edenler biliyorlar beni bir break of structure yani mevcut yapının devamı yönünde bir kırılım daha demektir aslında. Bakın bu mumla bu kırılım geliyor. Bu mumla buradaki kırılım geliyor. Şuradaki mumla bu kırılım geliyor. Peki buradaki mumla bu kırılım geliyor. Yani kırılım yaparak yukarı doğru güzel bir şekilde devam ettiğini görüyorum ne zamana kadar? Ne zamana kadar? 8 Eylül 2023 tarihi ne kadar? Bu tarihe kadar yeni tepeler yaparak yoluna devam eden hisse buradan bir geri çekilmeye başlıyor. Şimdi benim için burada kritik şey Market yapısının bozulmaması. Market yapısı ayıların mı boğaların mı Buna bakmam gerekiyor. Market yapısı uzun bir zamandır boğaların elinde. Boğalar şu anda meydanda koşturuyorlar değerli arkadaşlar. Ancak ayılar da artık burada biraz daha kafaları göstermeye başlamışlar. Bir tepe oluşumu var. Evet tepeden bir düzeltme hareketi teknik açıdan gayet güzel bir harekettir bu. Nitekim burada da bakın şunu bir silerim birazdan göstereceğiz bunu. Şimdi ayılar evet burada bir kendilerini kafalarını gösteriyorlar ama benim için oluşan son dip aşağı kırılmadığı sürece hala boğalar piyasaya hakimdir. Şuradaki düşüş hareketi değerli arkadaşlar başladığı zaman benim için dip noktası neresiydi? Burasıydı. Doğru mu? Bu dip nokta aşağı kırılmadan bakın yeni bir yüksek dip yaptı. Yani bundan daha yüksekte bir dip yaptığı için market yapısı halen bu iş devam ediyor. Halen boğaların hakimiyetinde dedik. Buradan bir dip yaptı ve yoluna devam ediyor. Şimdi yoluna devam ederken de aslında bakın burada hani hazır işaretlemek lazım bunları. Şu alanda şöyle bir fiyat boşluğu bırakıyor. Şu gelen mumlarla fiyat boşluğunu kısmen alıyor. Bakın şuraya kadar. Şuraya kadar bu fiyat boşluğunu da alıyor. Teknik analizi yapıyorsanız bunları söylemeniz gerekiyor. Doldurur doldurmaz o ayrı bir konu ama benim bunları anlatmakla yükümlüyüm şu an teknik analiz yapıyorum diyorsam eğer. Peki olayın serini bozmayalım. Burada yeni bir yüksek tip yaptıktan sonra hareketlenen tekrar hareketlenen ivme kazanan hisse yeniden son yaptığı bu tepe alana bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ve bir bar atarak bir iğneli mum atarak yeniden dönüşe geçiyor. Yapıyı anlamanız için böyle teknik tek anlatıyorum ki hissenin ilerleyen zamanlardaki hareketlerini biraz daha öngörebilin diye. Tabii burada artık bu kez bizim için e, teknik olarak bakın buralarda yaptığı hareketi yani şu kırılım hareketlerini yapamadığı ve geri döndüğü için burada bizim için artık bir equal highs. Yani eşit tepeler oluşmuş oluyor. Bazıları ikili tepe diyor. E, yani iki tane mum olduğu için ikili tepe diyenler de var. Ama ben ikili tepe yapısının biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. İkili tepede biraz daha keskin hatlar, biraz daha keskin swing noktalar olmalı. Bir boyun çizgisi olmalı. Buradaki kırılımdan sonra ben evet bir ikili tepe deyip bir short işlem düşünmeliyim. Yani o yüzden ben bu kısmı hani bazı belki analistler izleyen işi bilenler de bana kızıyor olabilir ama ben bu kısmı kesinlikle equal highs, eşit tepeler diye adlandırıyorum değerli arkadaşlar. Eşit tepelerden sonra zaten şuradaki mum yapısında şu muma dikkat etmenizi rica ediyorum. Bu mumda zaten yukarı doğru bir pin var atılmış. Bakın pin bar alanı da burası. Yani alıcılar burayı tekrar geçmeye çalışıyorlar. Şu hedef noktasını ancak geçemiyorlar. Çünkü satıcılar burada devreye giriyor. Satıcılar neden burada devreye giriyor? Burada bir eşit tepeler riskini gören insanlar veya buradan alım yapanların kar satışlarıyla birlikte burada bir pin bar mumu geliyor. Pin bardan sonra kırmızı mum tabi endeksin de hareketlerine bağlı olarak bir dönüş geliyor. E aşağıda bir de fiyat boşluğu var malum. Fiyat boşluğunun bir kısmını, bu fiyat boşluğu aslında şuradaydı, şöyleydi. Şu son gelen iki mumla beraber fiyat boşluğunun kısmen alındığını, bir kısmının alındığını görüyoruz. Akıllardaki soru işareti şu olacaktır. E, hissedeki geri çekime devam edip de bu fiyat boşluğunu alarak aşağı doğru inip buradaki, şuradaki son yaptığı dipten tekrar bir onay alıp mı yukarı gitmek isteyecektir? Veya olumsuz senaryodan da bahsetmemiz lazım buradan bir şekilde aşağı doğru düşüp düşüp buradaki şuradaki son dip noktayı aşağı kırıp market yapısını bozacak mı? Bunlar kafalardaki soru işaretler, işaretleri. Bunları bize zaman gösterecek. Şimdi hazır şöyle olacak mı böyle olacak mı derken bir hacime göz gezdirmek istiyorum değerli arkadaşlar. Hacim anlamında neredeyiz? Affedersiniz. Evet hacim anlamında tabii ki doğal olarak bir Hafif bir geri çekilme içerisindeyiz. Neden? Çünkü bir düzeltme hareketi içerisindeyiz. Düzeltmelerde hacimin geri çekilmesi gayet normaldir. Bakın şu son iki mumda, şu işaretlediğim iki mumda hacim ne kadar güçlüymüş. Ancak şu anda hacminde de bir tık zayıfladığını söyleyebilirim. Peki günlük grafiği yorumladım şu anda. Birazdan 4 saatliğe geçeceğiz. Buradaki fiyat boşluğu nereye kadar? Hani bir destek hattı olarak kullanılabilir. 153 seviyesi. 153 seviyesine kadar bu, bu boşluğu alacak mı? Almak zorunda mı? Değil tabii ki. Ee, bir kısmını da alabilir burada yaptığı gibi veya yarıya kadar alıp yarıdan da dönebilir. O tamamen piyasanın hareketleri izlenerek görülebilecek konulardır değerli arkadaşlar. <laughs> Peki. Ee, Günlük yapısını anlattım. Şimdi bir de 4 saatliğe geçeceğim. Çünkü e, bu hissede yeni pozisyon almış bir arkadaşım da YouTube'dan arayıp bulmuş olabilir. E, bu kadar şey anlattım da ben şu an zarardayım diyen bir arkadaşımız olabilir. Onlara da biraz daha yol göstermek adına bir de 4H bir de 4 saatlik grafikteki bir yapıdan bahsetmek istiyorum. 4 saatte inelim derler arkadaşlar. 4 saatlikte nasıl bir yapımız varmış. Şöyle bir uzaklaşalım. Evet bu paralel kanal yapısını şöyle bir net olarak görmenizi Gözücüyle bir incelemenizi istiyorum. Paralel kanal yapısında çalışan dipler, tepeler, tepelerden red, tepelerden red. Orta ne durumda? Ortamat bant ne alemde? Orta destek. Orta bant ne alemde? Orta direnç. Ortamat ne yapıyor? Destek. Orta şu anda bir destek olarak görev yapıyor arkadaşlar. Pazartesi itibariyle orta destek hattı anlamında takip edeceğim seviye 163 olacaktır. Yani kısaca 163 altına inmediği sürece hissenin fiyatlanması paralel kanalanım anlamında benim için bir sıkıntı yoktur. Tabi yine yine bir soru işareti. Evet ortamattan destek buldu ama üst banda tekrar yeniden bir ziyaret gelecek mi? Üst banda yeniden bir ziyaret gelirse bu kez akibet ne olur? Bunların hepsini yaşayarak göreceğiz. Ben de bilmiyorum. Bilseydim zaten e, ben de şu anda benim bir esprim vardır. Miami'de olurdum muhtemelen. 180 civarına denk geliyor arkadaşlar bunun fiyatlanması da. Yani verasıl 4 saatlikte de böyle bir paralel kanal yapılanmasını sizlere paylaşmak istedim. Gayet güzel çalışan bir yapılanma olduğunu düşünüyorum. Evet. Şöyle bir kabaca bakalım. 4 saatte de böyle bir yapımız var. Bakalım tekrar yeniden yukarı doğru bir hareket gelecek mi hissenin bu yapılanmasında değerli arkadaşlar. Peki 4 saatliği de geride bıraktık. Bir de 1 saatlikte bir yapı vardı. Ondan bahsedeyim sonra da yavaş yavaş yayına son vereyim sizleri daha fazla yormadan ve sıkmadan. Bir saatte gelelim bir saatlikte nasıl bir yapımız varmış teknik analiz anlamında dikkatimizi çeken. Bu arada tabi birazdan bir indikatörlerine de göz gezdireceğim onları unuttum. Onlara da birazdan bir bakacağız. Şimdi bir saatlik grafiğimiz bu. İşte haftalık bazda yapılan haftalık bazda gelen aslında ikili tepe hattı burasıydı arkadaşlar. Haftalık bazda gelen ikili tepe hattı burası. Dolayısıyla artık bu hattı az çok kabaca biliyoruz. Bu yüzden yüksek zaman diliminden başlayıp küçük, küçük zaman dilimine inerek yapılan analizler her zaman daha başarılı olacaktır. Dolayısıyla yapımız burada evet bir geri çekilme içerisine giriyor. Buradaki direnç hattına ziyaret ve bir geri çekilme. Şimdi peki bu yapıda artık ne diyoruz? Kafalardaki soru işareti ne? Evet yeniden buradaki direnç hattına gitmek isteyecek mi? Yani bir fincan kulp yapısı var değil mi bir fincan kulp yapısı var yani yeniden buradaki yaptığı direnç hattına e, gitmek isteyecek mi hissenin fiyatlanması bu direnç hattı da şu anda 180 ile 175 arasında 175'e geldiğinde bir bakılmalı durumuna ve yine başka bir soru belki de e, yeni dönemle birlikte belki de buradan yukarı kırıp o zaman da bir yeni bir yükselişin habercisi olabilir bu kurulum. Şimdi bunları da bir kapatalım artık. Bunlarla da işimiz bitti. Bir genel indikatörlerine bakacaktım sizler için onu unuttum günlük grafikte. Hemen tekrar yeniden e, grafiğin çıplak haliyle bir günlük grafiğe doğru gidelim. Evet, günlük grafikte bir yeniden e, şu meşhur indikatörleri, genel durum diye adlandırdığım indikatörleri bir bakalım sizlerle birlikte. Bollinger bandı, Bollinger orta bandının üzerinde. <laughs> Affedersiniz. Bollinger orta bandının üzerinde seyrettiğini görüyorum. Evet bakın günlük grafikte zaten şurada hala bir fiyat boşluğu var. Hani Bollinger ile birlikte yorum yaparsak Bollinger orta bandı da fiyat boşluğunun orta kısmından geçiyor. 158 civarı. Şöyle bir soru işareti. 158'den mi döner? Orta bandı kendine bir destek hattı olarak kullanır mı? Kullanmaz mı? Yani şurada baktığımda Bollinger bandının her üstüne çarptığında aşağı doğru indiğini görüyorum. Bollinger bandının her üstüne çarptığında Aşağı doğru indini ve yine nitekim 26 Eylül günü de Bollinger ihlali geldikten sonra alta doğru indini görüyorum. Bollinger bandı aslında güzel bir nokta olarak çalışmış hissemizde. Arasay'da ne durumdayız? Momentum anlamında neredeyiz? Evet momentum anlamında Arasay orta bandının üzerinde seyretmemiş. Bizim için ciddi bir sıkıntı olmadığını gösterir. Herhangi bir uyumsuzluk var mı? Ona bakmama müsaade edin. Yani çok ciddi bir uyumsuzluk falan görmüyorum. Şöyle bakalım bir dakika. Yani kısmen küçük bir küçük bir e, negatif uyumsuzluk da varmış aslında. Zaten bu e, şuradaki yapılan tepeyle birlikte bu negatif uyumsuzluk da biraz hafiften fiyatlanmaya başlamış. MACD'de ne görüyoruz? MACD'de hala günlük grafikte al şeklinde devam ediyor. E, kesişim anlamında da hani en az bir, bir günü iki günü var galiba. Olumsuz bir durum olsa bile şu anda MACD'de ciddi bir sıkıntımız yok değerli arkadaşlar. Peki yavaş yavaş analizimize son verelim. E, şöyle bir sonuç anlamında bir şeyler söylemek istiyorum. Onu da şöyle söyleyeceğim. O sonucu da şöyle söyleyeceğim ve artık yayını sonlandıracağım arkadaşlar. Haftalığa geri dönelim. Evet haftalıkta hissenin yapılanmasının özeti net olarak bu şekilde. Toparlayalım. Simik nokta kırılımından sonra gelen yükseliş. Tabii ki bir tepe yapacak. Tabii ki bir yerde takılacak. Şu anda bu hatta takıldı. 176.6. 176.6 üzerinde haftalık kapanışlar ciddi yükselişlere getirir. Orta uzun vadeli yatırımcıların takip etmesi gereken seviye 176.6'dır değerli arkadaşlar. Ve yine bakın burada aslında şu alandan gelen güçlü bir e, direnç hattı var. Şu alanı kırması aynı zamanda bu alanı kırması da anlamına da gelecektir. O da hemen hemen e, evet 176 180 civarına tekabül ediyor. E, peki artık burada e, sonlandıralım. Bu hissede bulunan hissedarlara bol kazançlar diliyorum. Umarım pozisyonları güzel, kazançlı bir şekilde sonuçlanır. Emeğe saygı anlamında lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoları beğenmeyi, hatta belki istediğiniz hissenizlerinin isimlerini yorumlara belirtmeyi unutmayınız. Hoşçakalın, bol kazançlar, görüşmek üzere.